hayır ya ülkeni çok kötülüyorsun sen etki ajanısın diyebilir. Bu cümleden dolayı diyebilir. Ya ben düşüncemi söyleyemeyecek miyim arkadaş? İnandıklarımı söyleyemeyecek miyim? Seninle aynı fikirde mi olmak zorundayım? Katılırsın katılmazsın. Etki ajanlığı yasa tasarız. Noterlik yasası diye bir yasa şimdi tasa, bir paket var. Onun e, maddeleri var. Onun içerisine bunu da koydular. Torba yasa gibi. Bakın aslında tehlikeli bir durum. Casusluğun tanımı genişletiliyor bununla birlikte. Casusluğun tanımı genişletiliyor. Ama nasıl bir ceza verilecek, öngörü nedir, hangi cümlelerle veya ifadelerle bir kişi veya kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulur bilemiyoruz. Ama yapılmak istenen şu gibi geliyor. arkada Arkadaki ajandayı şöyle yorumlayabiliriz aslında. Yani insanları sindirmek, insanları susturmak ve korkutmak. çok muallak bir şey. Devlete zarar verecek paylaşım. Devlete zarar verecek paylaşım ne? Bunun kesin hatları ne? Hiçbir şey konuşmayacağız. Susturdular bizi. Sustuk. Kamuoyunda etki ajanlığı olarak bilinen düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçerse Türk Ceza Kanunu'na yeni bir casusluk tanımı eklenecek. Sosyal medya kullanıcıları ise endişeli. Kırmızı alarm arkadaşlar. Tüm milletvekillerimiz bu yasayı geçirmemek için ellerinden ne geliyorsa onu yapacaklar. Zaten alıyorlar almak istedikleri zaman. Herhangi bir ters bir şey söylediğimiz zaman bunun kararını kim veriyor? Devlete zarar verdiğinin kararını. Yazdığım şeylerin, düşündüğüm şeylerin yargılanmasından korkuyorum ve bu yüzden maalesef susuyorum devlet güvenliği ve siyasal yararları aleyhine yabancı devletlerin çıkarları doğrultusunda suç işleyenlere hapis cezası verilecek. AKP'nin hazırladığı düzenleme muğlak ifadeler taşıdığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Saygı çerçevesinde olduğu sürece bence eleştiri de yapabilmeliyiz. O yüzden çok da mantıklı gelmedi şu an bana bu hapis cezası. İfade özgürlüğümüz kısıtlanacak o zaman öyle bir yasa gelirse. Kürtlerin tamamına terörist diyorsunuz. Şimdi yetmedi. Malif olan herkese terörist demeye çalışıyorlar. Bu yasanın da duracağız. Etki açanlığı düzenlemesinin bir benzeri Gürcistan'da da hazırlandı. O düzenlemeye AKP ve MHP vekillerinin NATO'da hayır oyu verdiği ortaya çıktı. Devlet Bey için kolay. İkisini şimdi partiden atar. Tayyip Bey ne yapacak? Senin milletvekillerin senin getirdiğin kanuna Mayıs ayında demokrasiye aykırı muhalefeti baskılar basını susturur diye imza atıyorlar. Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Sadece gazeteciler için değil, konuşan her yurttaş için. O sokak röportajları falan bitecek artık. İnsanlar yorum yapmaktan çekinecekler. Çünkü hem eleştirel gazetecilik yapanlar hem bunların medya kuruluşları hem so so sorgulayanlar yurttaş olarak gazeteci bile olmanıza gerek yok. Yok sizin söyleyeceğiniz kuracağınız eleştirel bir cümle sizin başınızın derde girmesine neden olabilecek. Mithat Hoca'nın dediği gibi paketleyebilecekler sizi beni muhalif olarak düşünen herkesi. Devletin güvenliğini veya siyasal yararları aleyhine. Devletin güvenliği veya siyasal yararları aleyhine diye bir suç uyduruldu veya suç yaratıldı, oluşturuldu. Böyle bir suçtan bahsediyoruz. Oluşturulan bir suçtan. Ama altını nasıl doldurulacak bilemiyoruz. Türkiye Barolar Birliği böyle bir şey olamaz. Böyle bir yasa tasarısı olamaz. Altını nasıl dolduracaksınız? Hakimin önüne nasıl çıkartacaksınız? Diyor insanları. Çıkartırlar. İsterlerse bu yasayı yapanlar bunu da düşünmüşlerdir merak etmeyin. Amaç sindirmek, insanları korkutmak ve insanları konuşturmamak. Bu bültenin ne kadarını yapabilirim bilmiyorum. Haberleri yayınlarız ama ne kadarını konuşabiliriz sizinle? Ne kadar konuşabilirsiniz siz? Ne kadar mesaj atabilirsiniz? Ne kadar bugünkünden daha cesaretli olabilirsiniz? Onu bilmiyorum işte. Ama diz çökmeyeceğiz. Ha bak bu diz çökmemek kelimesini bile etki ajanlığı içerisine alabilirler biliyor musun? Sen bunu kimden öğrendin? veya sana bunu kim söyledi diyebilirler. Ha. işte e, cesaret burada önemli. Dünyadaki cesaretli insanlardan bir tanesi örnek vereyim ben size. Kimdir diyecek olursanız işte biliyorsunuz kendisi de Greta. Greta iklim aktivisti ve birçok yerde kendisini görebiliyorsunuz. Şimdi Greta bir paylaşım yaptı. İsrail'e dedi Türkiye ve Azerbaycan hala dedi ticareti kesmedi yapıyor dedi. Ve ardından öyle bir etki yarattı ki Greta etkisi Birçok yerde dünyada Avrupa'da hem kelebek etkisi gibi hem Azerbaycan hem Türk büyükelçikleri önünde eylemler vardı.